Sana diyorum kızım, sana. Benle konuşurken yüzüme bak. Her şeyi Emrah planladı diyorum lan. Ya diyelim ki Emrah planladı. Kız seninle evleneceğini düşünüyor. Ona ne diyeceksin acaba? Kendini iyisini bulacak. Ne ne? Dinle diyorum sana ya. Şunlara bak, bunlar nasıl insanlar? Bu nasıl mahalle arkadaş ya? Eşek görse anırmayı unutur. Metin. Ne Metin'i kızım? Emrah'ım ben. Şaka yapma. Aha, Emrah'ı öptü. Emrah'ı gördün mü? Emrah'ı öptü, Emrah'ı öptü. Metin, bu kim be? Dildancığım, sen başka birini öptün. Artık beraber olamayız. Ben onu sen sandım Metin. Vallahi mi? Çok doğal öyle sanman. Yalnız sen artık benim karım olamazsın. Bu İç Anadolu kültürü benim işime işlemiş. Yapacak bir şey yok. Peki sen bekar mısın? Ya yürü kızım ya, yürü git yürü. Allah belanı kaldırsın, yürü git. Yaptığın şaka hiç hoş değildi Emrah. Allah Allah. Sen bir şaka yaptı, ben güleyim o zaman Eda. Sanki kendisi bana Cem Yılmaz amına koyayım. Hadi aslanım, hadi küfürlü konuşma. Hadi aslan parçası, hadi hop hop. Oğlum bilse güzel ha şunlardan. Benim mekanımda küfür mü ettin o ya? Gazlı Deniz, onun yüzünü kaydet. Bir dahakine paramparça görmek istiyorum. Emredersin Bosun. Aferin Tosun. Bir tane atayım mı? Otur Emre. Otur Emre. Otur abim Emre. Otur. Kaç yaşına geldin gerizekalı? Henüz hiçbir şey bitmedi Metin Özdemir. Güneşi engelleyen fırtına bulutları gibi çökeceğim üstüne. Izdırabım kıvılcımlar çıkaracak. Sana açtığım her yara, asfalttaki lastik izleri gibi simsiyah yaralar açacak ruhumda. Kabirde kıyamet için yalvaran günahkar ruhlar gibi her şeyin bitmesi için yalvaracaksın. Son sözlerin adım ve soyadım. Oo, Forent. Buldum seni sonunda Metin. Oo, Bekent. Kaçarsın. Toprak zeminde de bayağı iyiymişsin dayı. Şimdi de böyleysen seninle bir şeyler başarabiliriz. Hacı abi bir el et be. Anam. Yiğit yüzünü kim çizdi lan? Bu çizdi. Ali nezarethanede. Aa, yine mi? Daha çok vitamin, daha çok omega 3. Niye? Ne oldu ki ya? Ya bir yanlış anlaşılma oldu. Biz bir araba ayarlamaya çalışıyorduk da. Araba mı? Benim yüzümden. Benim yüzümden. Ay biz Ali'nin yanına gidelim hadi çabuk. Hadi hadi hadi. Anne, görüşürüz. Geçirdiniz mi? Evet. Vallahi bir çanta dolusu para verdim. İnşallah güzeldir. Hilmi Bey size layık. Som altın. Saçlarımı bozma. Ağzının yerini biliyor. Evet. Hanım. Hoş geldiniz. Evet, alkış alkış. Şimdi sizlere enstrümantal arkadaşlarımı tanıştırıyorum. Davulda Deniz. Alkış. Doruk'ta Heyecan ve Feyza Özdemir. Özdemir Feyza, Feyza Özdemir. İlk parçamızla açılışımızı yapıyoruz. Hoş geldiniz. Thank you.
taraf akraba. Biplemedi kocası tar. Biplemedi amına koyayım. Lan bip dedi bunlar. Gerçi bunu ben de bip derim ya. Ana murmuzu. İnşallah bu muzu bana edadı... Ulan insan kendi kendine konuşurken kekeler mi ya? İnşallah bu muzu bana Eda'nın yeti... Bak hala görüyor musun? İnşallah bu muzu bana Eda'nın yedirdiği günleri de göreceğim. Anı, bu ne güneşmiş la? Güneş kremi. Oh, maşallah. Kız daha mı iyi güneş alıyor ya? Oh, maşallah. Oh, yaşamayı seviyorum ya. Bu ne lan? Bu kesmedi. Kim lan o, deden mi? Yok lan, südyenmiş. Aa, komşunun südyen değil mi lan? Komşu! Komşu! Südyenin düşmüş kız, takılmış duvarlara. Vallahi bir kere baktım ha, ikinciye bakmıyorum. Ama beklediğimden büyük açık konuşmak gerekirse. Kutluyorum. Şimdi gözlerimi de kapatarak şu duvara çıkıp südyenini alacağım. Bu da aramızda sır olarak kalacak. Eda! Biri Eda mı diyor lan? Yoo. Edü. Ne Edü? Ha, eş Edü. Aa! Oğlum bayağı yüksekmiş ya la. Köpeklerin duası kabul oldu. Bu da mı gelecekti lan başıma? Sepe! Arkadaş, adamı kapıdan kovar, sığınmacadan girmeye çalışır, anlarım. Noel babadır baca fantezisi vardır, anlarım. Sen resmen kafama düştün lan. Anlamadım. Hayır, kavgada da çok kafa yemişliğim vardır da yüce Rabbim bunu göstermez diyordum. Gösterdi. Niye kafama düşüyorsun lan? Lan kafa diyor hala ya, çıldıracağım ya. Metin. Metin, kafa kaldı böyle oğlum, düzel. Lan oğlum, doktor ne dedi? Kafana düşmemişim ki. Ense kıvrımın çok affedersin kabı etinin kabartısına denk gelmiş. Tam oturmuş, öyle hayatta kalabilmişim. Yoksa ölürdüm falan dedi doktor. Ben hayatımı senin kabı etine borçluyum Koçero. Benim o göte borcumu ödemem şart. Lan az daha 95 numara südyen yüzünden ayrıldım Edam'dan. Oysa hakkını verirsen 75 değil. Görüyor musun ya başıma geleni? Ya kardeşim, çık git hayatımdan. Gözünü seveyim, şikayetçi de değilim. Bırak ulan peşimi. Nedir ulan benim senden çek? Nereye gidiyorum ya? Ben hayatımı sana borçluyum Koçero. Sivaslıyım ben Metin. Borcumu ödemeden nah şuradan şuraya gidemem. Gel bir kelle kırdırayım lan sana. Kahvaltı yapmış mıydın? Ya oğlum şerefsiz, zaten kırıyordum kelleyi ya. Adamın kahvaltıda yedirdiği şeye bak ya. Sümen takımı alayım Metin. He? Evinde durur, gelen misafirleri çatlatırsın hasetinden. Ya sen nasıl bir şerefsiz herifsin ya, Allah belanı vermesin. Metin! Metin gitme! Benim sana borcumu ödemem şart! Metin, duydun mu? Geç, duydun mu? Metin! Metin! İlaç poşeti mi? İlaç poşeti mi bu? Evet. Oo. Tamam o zaman, ben seni tutmayayım. Ya bir dur, gitme. Nereye? Yok ya, tamam yani, sonuçta istediğin eczaneden alabilirsin değil mi? Ulan 20 liralık bir şey ne var bunda? Ararım Feyza'yı, alırım parasını, getiririm ne? Metin, hiçbir zaman ince bir insan olamadın zaten de. Hani insan birazcık çaba sarf eder ya. Ramazan'da biraz kilo aldım ama normalde inceyim ben. Peki tamam, kendine iyi bak. Ya üstüme Emrah düştü Eda, utandım sana söylemeye ya. Ondan başka eczaneye gittim de götün niye ağrıyor diye sorma istedim. Fena mı ettim ya? Bana bak ha. Bu arada bizim de tesisat bozuldu. Ben de sizi aramadım. Şerif abi arayacağım, tamam mı? Aynı şey mi lan? Aynı şey mi? Senin üstüne Emrah düşse beni aramazsan anlarım. Ama senin beni araman lazım. Sonuçta ben senin eski eniştenin kardeşiyim. Aynı şey değil. Bana bak, tam benim arkamdan mı konuşuyorsun ha? Bir şey söyleyeceksen yüzüme söyle. Kolay gelsin. Yarım kilo tulumba istiyorum. Abla sen böyle her gün geleceksen ayırayım. Yani Ramazan ya, kalmayabiliyor. Olur olur. Zaten her gün alıyorum.
Şu pasta ne? O mu? Bir abi geldi yaptırdı. Parasını ödedi. Sahibi gelip alacak dedi. Yoksa Eda Duru siz misiniz? Evet de. Kim o? Adı ne? Vallahi orta boylarda. Siyah saçlı, bıyıklı, saçlar düz. Kaide, kural. Metin Akpınar. Vay bismillah! Oğlum neredesin lan sen? İşi gücü bıraktım, sabahtan beri seni arıyorum. Vallahi ayıp ama senin bu yaptığın! Ne ayıp? Ne arıyorsun? Senin işin gücün ne de bırakıp geliyorsun? Karakter yoksun adam, şerefsiz. Sanki postmodern filozof bana ya. Tek cümlede onlarca soru sordurttun lan. Çık git lan. Girme içeri, girme dükkanıma! Girmeyeyim mi? Ama benim sana sarılmam lazım Metin. Benim sana sarılmam şart. Lan niye sarılıyorsun? Oğlum sabahtan beri haberi alamadım senden ya. Allah korusun. İnsanın söylemeye dili varmıyor ama. Geberdin sandım. Ne kadar hastane, mezarlık varsa haber bıraktım. Polise çocuğumuz kayboldu diye fotoğrafını verdim. Ödüm koptu be koçaro. Gel bir sarılacağım. Bozmuş. Yemin ederim bozmuşsun. Lan bu senin kaç para, bu senin haberin var mı? Öst! Of! Masraf çıkarttın sabah sabah. Dur bakayım. Dur. Ha, şöyle şöyle. Ne ki o? Ne lan o? Bir şey değil. Abisinin bir tanesi. Hiçbir şey yok. Oğlum Eda yaklaşınca öten aygıt bu ya. Normalde balinalara takıyorlar bunu. Balinaların çiftleşmesini izliyorlar bununla. Sırf memeli diye benim balinalardan öyle bir beklentim yok ama. Sen o yüzden ben her Eda'ya yaklaştığımda dibimde bitiyorsun. Süper gücün falan yok yani. Bana bak, sen pastanın ekmeğini yemedin değil mi lan? Lan ben hoş ne gitmem. Oğlum bak, hayatımı kurtardın diye Sivas Mate bir jest diyor. Daha da güzellik bekleme Emrah kardeşinden, ensendeyim. Ben senden nasıl kurtulacağım lan? Ha? Kurban olduğum bana bir yol göster ya Rabbim. Çık git lan hayatımdan. Aç oğlum benim önümü. Şşş, orada duracaksın Metin Efendi. Duruyorum zaten. Orada durmaya da devam et. Ben Eda'ya aşık olalı 7 sene olmuş, 7. Sen senelerce mahallenin sümüklü kızı diye dalga geç, he? Ondan sonra portakallar meyve verince sıkma portakal! İstiyorum diye aşık ol, he? Öyle mi? Öyle mi? Lan! Hmm. 7 sene de çokmuş ha. Millet kankasının aşkına aşık olmaktan korkar. Adam da aşkına aşık olmaktan korkayım diye benimle kanka olmuş. Hiç unutmam, okulun ilk günüydü. Daha yeni kopmuşum Sivas'tan. 40 bakirenin sıfatını almaya, bal dudaktan koparmaya gelmişim İstanbul'a. Yavşak, İstanbul'da seni bekliyordu. İşte o an ilk kez gördüm Eda'yı. Kantinin alçak duvarına oturmuş iki gözümün çiçeği ürkek bakışlarla okulun kapısını kesiyor. Kayıt olmaya bir yardıma mı gelecekmiş de gelmemiş mi, ne öyle bir şey. İşte o an aşık oldum Metin. Uzun lafın kısası, ilk ben gönül koydum Eda'ya. Benimdir Eda. Biri kayıt olmaya yardım mı edecekmiş? Metin, Şükriye'nin kardeşi var ya Eda. Onlar tatile ailecek memlekete gitmişler. Eda bu tarafta eczacılık kazanmış. Kızı kayıt olsun diye yollamışlar. Git yardım et, anasına söz verdim. Tamam Duydun mu? Anam. Yani ben kıçımı devirip uyumasaydım... Eda'cığım mutluluklar diliyorum. Allah bir yastıkta kocasın. Sağ ol Metin abi. Karısı başına.
Ben de onu diyecektim ya. Meleği göremedim ben. Abi gelecek de bir şey yapmasam. Ne ya? Abi ya da yıl önce bir denediniz. Olmadı. Vazgeç artık şu melekten ya. Kızım ben senin kaydında tanıştım o kızla. Söz veriyorum seni nikah şahidim yapacağım. Yap şu işi. Bağla şu kızı bana be. He? Abi. Abinin. Tebrik ediyorum seni Eda'cığım. Mutluluklar diliyorum. Davat. Kardeşim mutluluklar. Ram. Ra ra ram. Bol gam. Bol gam. Ram. Bambır bim bam bim bim bambır bim bambır bim bambır bambır rambır bim bam bim bim bambır bim bambır bim bambır bim bam rambo ra 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 ram 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 ra 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 ram 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 bom. Sen bir aysın, ben kara gece. Gel derim, gel derim, gel derim. Ucan seni sersefil ettim. Al derim, al derim, al derim. Melek! Kız sen ne yaptın ya? Ne yaptın? Metin. Metin ya. Ama soruma cevap ver önce. Ne yaptın diye sordum ya. Ay Metin bak. Emre siz tanışmış mıydınız? Ama ben cevabı ona göre hazırladım. Ne yaptın ya? Cevap ver önce. Kardeşim izin verir misin? Melek rahatsız mı ediyor? Bir dakika Emre. Bana her şey seni hatırlatıyor Melek. Seninle konuşmaya geldim ben. Bir 5 dakikanı ayırırsan bana. Kartın var mı misal? Numaran var mı üzerinde? Olmadı yarın ararım ben seni. Mesaj atarım. Sivas'taki dedemin de dediği gibi. DM'den yürürüm. Nereden çıktın sen arkadaşım? Ne kadar yılışık bir şeymişsin lan. Bu Metin üniversiteden arkadaş. Üniversiteden ne demek Melek ya? Niye öyle dedin ki? Sebebi neydi ki? Doğru. Ben üniversitedeydim. Metin de bir arkadaşım. Dayısı mıydı neydi? Arkadaş, dayı. Ne ara koptuk biz Melek ya? Eski çıktığım desene. Ya. Ni çabuk unuttun aşk dolu üçgenimizi, üç günümüzü. Üçgen meselesi de 3. güne denk geldi Kirvem. O da son gün oldu. Mesabı o kadar geniş değilmiş. Arkadaşım, bir sorunun mu var? Emre, ben sana bu eczane yasak demedim mi? Gider misin lütfen? Evet, gider misin lütfen? Git buradan. Ben kalayım. Bizim mazimiz var. Sen git buradan. Hadi. En çok da o gülüşün Emre. Her git dediğimde gitgide güzelleşen gülüşün. Peki ya saçların? Tek elinle arkaya taradığın, ahenkle dans eden saçların. Hiç gitmesen keşke. Hep yanımda kalsan. Ne oluyor lan? Ya siz? İkiniz de gider misiniz buradan? Ben daha eczaneyi toplayacağım ya. Hadi. Eledim, eledim. Hop. Kardeş ne ayaksın sen? Sadece ayak olarak görme beni. İki yumruğum, mangal gibi bir de yüreğim var. Kaba cevaplar verme. İnsan gibi konuşuyoruz şurada. Özür dilerim. Ne ayaksın deyince ana avrat düz gidişe sandaydım da ben. Ne münasebet arkadaşım. Belli ki ikimiz de güzele değer vermeyi seven, damak tadı seçkin insanlarız. Aynı bayana, pardon cinsiyetçi bir yaklaşım oldu. Kadına ilgi duyuyormuşuz. Kim bilir daha ne ortak yönlerimiz vardır. İlgi duymak ne lan aslanım? Seviyorum diyorum oğlum. Seviyorum. Aşk diyorum. Ağzımı suya aktı diyorum. 7 yıl önceki bir anıya, yani elinde olmayana, delicesine ilgi duyma haline aşk demezdim. Ama heyhat! 1000 türlü aşk tanımı var be dostum. 1001.'si de bu olsun, benden olsun. Adam filozof gibi. Aynı anda bir sürü duygu yaşattı bana. Kardeşim gider misin? Git. Lütfen rica ediyorum git. Giderim be aslanım, giderim. Gitmeleri severim ben. Kiminin zoruna... Kiminin de hoşuna giderim. Seninle konuşmak güzel. Gelmiyor musun? Geleyim mi? Gel. Hop.
Vallahi kral adamsın ha. Aynı Sivas'taki Didem'e benzedin. Seyirciler hazır mıyız? Eureka!